Hazreti Peygamberin fonksiyonu ve sünnetin değeri. Yazan Doçent Doktor Yunus Apaydın. Seslendiren Sevil Acun. İslam hukukçuları Kur'an'ın İslam hukukunun temel kaynağı ve hareket noktası olduğunda hem fikir olmakla birlikte Kur'an'ı Allah'tan alıp insanlara aktaran Hazreti Muhammed'in Kur'an karşısındaki konumu, onun misyon ve fonksiyonu buna bağlı olarak da söz Uygulama ve davranışlarının değeri konusunda farklı görüşlere sahip olmuşlardır. Allah Kur'an'ın birçok ayetinde peygamberine inanmayı, ona itaat ve ittiba etmeyi emretmiş, isyan etmeyi haram kılmış ve ona iman etmeyi kendisine iman etmekle birleştirerek Hazreti Peygamber'in faziletini açıklamıştır. Başka bir ayette Allah'ın elçisi sizin için güzel bir örnektir buyurulmuştur. Allah Resulü'nün arkadaşları da bu ve benzeri tavsiyeler sebebiyle kendi davranışlarını ona göre düzenlemek için Hazreti Peygamber'in tüm söz, davranış ve uygulamalarına yani sünnetlerine özel bir ilgi duymuşlardır. Arkadaşlarının ve daha sonrakilerin titiz ilgileri sayesinde Hazreti Peygamber'in hayatının hemen tüm ayrıntıları örneği görülemeyecek bir biçimde bilinir hale gelmiştir. Bu durum Muhammed ümmetinin peygamberlerine duyduğu saygının ve hayatlarının her safhasında onu örnek edinme düşüncelerinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Hz. Peygamber'in söz, davranış ve uygulamalarının tespiti kadar önemli olan bir nokta da bunların algılanış, yorumlanış ve uygulanış biçiminin nasıl olacağıdır. Sünnet denilen bu malzemenin kullanım alanına girebilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar, sağlamını çürüğünden ayırt etmek, sağlam malzemenin Kur'an karşısındaki konumunu açıklığa kavuşturmak ve bu malzemeyi kullanacak kişilerin bu malzemeye yaklaşım tarzlarının ne olması gerektiğini tespit etmek olarak sıralanabilir. Bu yazıda muhaddis ve fakihlerin sünnet malzemesinin sağlamını çürüğünden ayırma ölçülerine değinilmeyecek. Aksine sünnetin Kur'an karşısındaki konumu ve bu malzemenin nasıl kullanılması gerektiği tespit edilmeye çalışılacaktır. Sünnetin sonrakiler için değerini ortaya koymak öncelikle sünnetin Kur'an karşısındaki konumunu belirlemek, bu belirlemeyi yapabilmek için de Hz. Peygamber'in fonksiyon ve tasarruflarının kendi içerisinde bir gruplandırmasını yapmak ve bunları Kur'an'ın Hz. Peygamber için öngördüğü misyon doğrultusunda bir değerlendirmeye tabi tutmak uygun olur. İslam hukukunun gelişim seyri hakkında bilgisi olanlar, İslam hukukçularının sünnet karşısında yeterince açık ve net bir tavır ortaya koymadıklarını görür. Gerçi hemen hemen tüm İslam hukukçuları teorik olarak sünnetin Kur'an'dan sonra ikinci delil yani kaynak olduğu konusunda görüş birliği etmişlerdir. Fakat iş bu sünneti kullanmaya ve uygulamaya geçirmeye gelince teorideki birlik özellikle sünneti alım metotlarındaki farklılık sebebiyle yerini çeşitliliğe, farklılaşmaya terk etmiştir. Daha sahabe döneminden başlamak üzere bunu örneklendirmek mümkündür. Mesela hayatının büyük bir bölümünü Hazreti Peygamberle geçiren ve onun en yakın arkadaşı olan Hazreti Bekir'in son derece az hadis rivayet etmesi, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Ali'nin hadis rivayetini azaltma girişimleri bu açıdan değerlendirilebilir. Müjde İtimamların bu konudaki yaklaşımları da bundan pek farklı değildir. Kimileri sünnetle amel konusunda ağır şartlar öne sürerken kimileri ittiba bakımından Hazreti Peygamber'in söz ve fiilleri arasında ayrım yaparak Hazreti Peygamber'in davranışlarına ittiba etmenin gerekmediğini öne sürmüş, Maliki hukukçulardan Ebheri gibi diğer bazı usulcüler ise Hazreti Peygamber'in emirlerinin net ifade edeceğini ileri sürerek sünneti bir ölçüde emredici değil, düzenleyici bir konuma getirmeye çalışmışlardır. Yine Şafii hukukçulardan İzzet bin Abdüsselam Hz. Peygamber'in söz ve tasarruflarının kendi içinde gruplandırılması düşüncesini ortaya atmış ve Maliki hukukçulardan Karafi bu gruplamayı sistematize etmiştir. Bütün bu yaklaşımların altında sünnetin değeri ve bir hukuk kaynağı olup olmadığı konusundaki farklı anlayışların yattığı düşünülebilir. Biz bütün bu yaklaşımlardan hareketle ve bu yaklaşımlara esas teşkil eden düşünceyi yakalamaya çalışarak Hz. Peygamber'in fonksiyonunu ve buna bağlı olarak sünnetin konumunu değerlendirmeye çalışacağız. Allah, Hz. Peygamber'i insanlara göndermek istediği mesaj için elçi seçmiş ve ona bu mesajı insanlara aktarma ve duyurma görevini yüklemiştir. Buna göre Allah'ın Hz. Muhammed için öngördüğü asli görev Allah'tan aldığı mesajı insanlara aktarmasıdır. Klasik terminolojide tebliğ olarak adlandırılan bu aktarma ve duyurma işi, Hz. Peygamber'in risalet yani elçilik misyonunun gereğidir. Risalet, Allah'ın tebliğ görevini yerine getirmeyi yüklemesi olduğuna göre, Hz. Peygamber, Risalet görevini yerine getirirken Allah'tan kendisine ulaşan şeyleri insanlara nakletmekte ve bu makamda Allah'tan doğrudan doğruya aktarıcı ve duyurucu konumunda bulunmaktadır. Tebliğ, Allah tarafından gönderilen Kur'an'ı hiçbir değiştirme ve eksiltme artırma yapmaksızın aynen geldiği gibi insanlara ulaştırmak demek olduğuna göre Hz. Peygamber'in Kur'an dışındaki söz, uygulama ve davranışlarının bu anlamdaki tebliğin kapsamı dışında kalacağı açıktır. Bu noktada yerleşik anlayışa göre Hazreti Peygamber'in özellikle ilk zamanlarda belki Kur'an'a karışacağı endişesiyle kendi sözlerinin yazılmasını yasaklama girişimi ve Hazreti Peygamber'in ölümünden sonra büyük sahabilerin hadis rivayetini kısıtlama çabaları hatırlanabilir. Hazreti Peygamber'in tebliğ etmek durumunda olduğu mesajın yani Kur'an'ın içerisinde pratik hayata yönelik olup açıklanmaya ve uygulanış biçimi gösterilmeye muhtaç ifadeler bulunduğu gibi, fertlerin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yorumlanıp uygulamaya geçilecek külli hükümler de vardır. Hz. Peygamber, mesajın aktarıcısı ve ilk muhatabı olmak bakımından hem kapalı ifadeleri açıklamak, hem de mevcut külli hükümleri yorumlayıp uygulanış biçimini göstermek durumundadır. İşte bu noktada Hz. Peygamber'in tebliği dışında ikinci bir fonksiyonu ortaya çıkmaktadır. Bu da eldeki nasları anlama ve uygulama, karşılaşılan problemleri ve ihtiyaçları, mesaj ışığında çözme ve giderme fonksiyonudur. Hz. Peygamber bu yönde de açıklama ve uygulamalarda bulunmuştur. Bu durum Hz. Peygamber'in tebliğ görevi yanında bir anlamda tebliğ görevinin bir uzantısı ya da tamamlayıcısı sayılabilecek olan açıklama işini de yüklenmiş olduğunu göstermektedir. Açıklama işini İfa durumunda Hz. Peygamber bir açıklayıcı yani yorumcu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hz. Peygamber'in yaptığı yorumlama ve açıklama işini genel anlamda iki bölümde değerlendirmek mümkündür. Bunlar a. Muhtevası akıl yoluyla kavranılamayan, dolayısıyla da kendisi için bir uygulanış biçimi geliştirilemeyen hususlarda yaptığı açıklama ve uygulamalar. Klasik terminolojide taabbudi hükümler olarak adlandırılan hususlarda, Hazreti Peygamber'in açıklama ve uygulamada bulunurken mesaj sahibinin direktiflerine göre davrandığı İslam bilginleri tarafından kabul edilmektedir. Zaten taabudi denilen hükümler bir bütünlük içerisinde incelendiğinde sosyal değişmeyle pek ilgisi olmadığı ve öz itibariyle buna pek açık olmadığı görülür. Bu itibarla bu hususlarda başlangıçtan günümüze kadar hissedilir bir tıkanma gözlenmemiştir. Dolayısıyla bu gibi hususlarda Hz. Peygamber'in açıklama ve uygulamalarını vahiy ürünü olarak değerlendirmek, vahyin evrenselliği ve zamanlar üstü oluşuna bir engel teşkil etmez. Ayrıca vahyin empoze ettiği dinde akılla çelişmeyen fakat akıl yoluyla muhtevası kavranılamayan hususların bulunması dinin doğasında vardır. Bu durumda yapılan açıklamanın bağlayıcı olduğunu ve uyulması gerektiğini tartışma konusu etmek anlamsız olduğu gibi böyle bir yaklaşım dinin doğasından uzaklaşmak anlamına gelir. Genel olarak ibadetler, misal namazın biçimi, günde kaç vakit kılınacağı ve bunların kaç rekatı olduğu, hac törenleri, menasikül hac gibi hususların açıklanması böyledir. Kur'an'da namaz kılmak emredilmiştir. Fakat bunun hangi vakitlerde ve nasıl kılınacağını Hazreti Peygamber'in açıklama ve uygulamaları göstermiştir. İşte yaygın olarak nakledilen sünnet Kur'an üzerine hükmeder sözüyle ifade edilen anlayışı bu bağlamda değerlendirmek yerinde olur. Hazreti Peygamber'in Kur'an'daki bazı hükümleri mevcut illetten hareketle genişletmesi de bir yönüyle bu bölüme dahil edilebilir. Misal Kur'an'da süt anneleriniz ve süt kız kardeşlerinizle evlenmeniz haram kılınmıştır buyurulmuş. Hazreti Peygamber nesep bağı sebebiyle olan mahremiyete kıyasla süt teyze ve süt halayla evlenmeyi de ayetin kapsamına dahil etmiştir. B. İlleti, mantığı ve uygulanış biçimi akıl yoluyla kavranabilir hususlarda yaptığı açıklama ve uygulamalar. Bu noktada Hz. Peygamber karşılaşılan ihtiyaçları gidermek, problemleri çözmek yönünde Kur'an'daki külli hükümlerden sonuçlar çıkarmış veya mevcut hükmün uygulanış biçimini göstermiştir. Burada söz konusu olan meseleler daha ziyade toplumsal değişmeyle yakından ilgili olan konulardır. Genel anlamda olmak üzere hukuk, ekonomi ve siyaset bu gruba dahil edilebilir. Bu konumda Hz. Peygamber'in yaptığı iş, vahyin ışığı altında ve mevcut şartlar müvacihesinde icdihat etmektir. Kimileri bu durumu, Hz. Peygamber'in bu gruba giren konulardaki açıklamalarını mevcut deliller içerisinden bulup çıkardığı Allah'ın hükmünü Allah adına Allah'tan haber vermesi olarak değerlendirmişlerdir. Bu ikinci grup konularda açıklama yapma fonksiyonunun varisleri, zaman ve mekan kaydı olmaksızın icdihat etme ehliyetine sahip olan alim kişilerdir. Bu fonksiyonu yerine getirme açısından Hazreti Peygamber ile sonraki müjdehitler arasında açıklaması vahye bağlı olan hususlar dışında bir fark bulunmadığı söylenebilir. Çünkü Hazreti Peygamber Kur'an'ın bütününden anlaşılan şari'in gayeleri ve teşri felsefesi doğrultusunda ve içinde bulunduğu toplumun sosyal, psikolojik şartlarını dikkate alarak icdihatta bulunduğuna göre sonraki müjdehitlerin de aynı konumda olması gerektiğini düşünmek mümkündür. Açıklama fonksiyonunu Hz. Peygamber'den devralma noktasında sonraki müjdeitler için söz konusu olan problemlerin başında Hz. Peygamber'in bu konulardaki açıklamalarının ve uygulamalarının ne tür bir açıklama olduğunu tespit gelmektedir. Bu problem kanaatimizce kendisine bir açıklama getirilen veya uygulama biçimi geliştirilen konunun mahiyetinden ve illetinin akılla kavranabilir olup olmadığı noktasından hareketle kaldırılabilir. Bu problemin bir boyutu da Hz. Peygamber'in illeti akılla kavranabilir bir açıklama veya uygulaması karşısında sonraki müjdehitlerin tavırlarının ne olacağıdır. Kur'an bir bütün olarak değerlendirildiğinde temel hedefin insanlar arasında düzgün inancı ve güzel ahlakı yerleştirmek olduğu görülür. Hukuki düzenlemeler ise temel hedefe nispetle tali bir yer işgal eder. Zaten Kur'an'ın bütünü içerisinde bu tür ayetlerin az bir yer işgal etmesi bunun bir işareti sayılabilir. Diğer taraftan hukuki düzenleme içeren ayetlerin Mekke'de değil Medine'de inmesi başka bir yönden problemi ışık tutabilir. Nitekim Mekke'de inen ayetlerde bir inanç ilkesiyle doğrudan ilgili birkaç husus dışında pratiğe yönelik hüküm getiren ayet bulunmamaktadır. Hüküm getiren ayetler daha ziyade Medine döneminde inmiştir. Elbette ki bu ayetlerin Mekke'de değil de Medine'de gelmesi otoritenin ancak Medine'de tesis edilebilmiş olmasıyla ilgilidir. Fakat bundan daha önemlisi, hukuki düzenlemelerde hukukun mükemmelliği kadar, hatta ondan daha da fazla, bu hukukun muhatabı olan insanların yetişkinliğinin gerekli oluşudur. Vahiydeki bu tertip bizce, hukukun uygulanacağı kişilerin, belli bir ahlaki ve inançsal olgunluk düzeyine ulaşmalarının, hukukun başarısı için gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Denilebilir ki, Kur'an'ın temel hedefine aykırı olmamak, onlarla çelişmemek şartıyla hukuki düzenlemeler gerekli şartları taşıyan herkes tarafından yapılabilir. Hal böyle olunca Hz. Peygamber'in sosyal değişmelerin etkisine girebilecek uygulamalarının mantığı ve felsefesi kavranmaksızın aynen devam ettirilmesi doğru olmak bir yana bazen temel hedeften sapmalara bile yol açabilir. Diğer taraftan Allah, Hz. Peygamber'in inananlara Hikmeti öğretme niteliğinde olduğunu bildirmektedir. Burada hikmetin ne olduğunu tartışmasına girmeyeceğim. Şu kadarını belirteyim ki buradaki hikmeti malik dini bilmek ve din hususunda ince anlayış sahibi olmak olarak Şafii de sünnet olarak açıklamıştır. Geliştirdikleri hukuk anlayışında maliyin maslahatı Şafii'nin ise sünneti ön plana çıkarmasının temelinde hikmete farklı anlamlar yüklemiş olmalarının da yer aldığı söylenebilir. Hikmet sözcüğüne verilen yaygın anlam ise söz ve davranışta isabet şeklindedir. Bütün bunlardan hareketle denilebilir ki buradaki hikmet içinde bulunan tüm şartlar dikkate alınarak şari'in genel maksatları doğrultusunda Kur'an vahyini algılama, yorumlama ve uygulama yetisi ve yetkisidir. Peygamber bu mantık çerçevesinde açıklama ve uygulamada bulunmuş ve buna sünnet denmiştir. Hazreti Peygamber alimler peygamberlerin varisleridir diyerek kendisinden sonraki müjdehitlerin de bu yetkiye sahip olduklarını belirtmiştir. O halde hikmetin yani daraltılmış anlamıyla önlerindeki sünnet modelinin varisleri olan alimlerin aynı mantık çerçevesinde yaptıkları açıklama ve uygulamalarda bir anlamda sünnet sayılabilir. Bu noktada Hazreti Peygamberin kim güzel bir çığır açarsa, bir yöntem geliştirirse, hem bu yöntemin ecrini ve hem de bu yönteme göre davrananların aldığı kadar ecir alır sözü bu açıklamayı desteklemektedir. Hazreti Peygamber'e müminlere hikmeti öğreten niteliğinin verilmesinin anlamı, ortaya koyduğu sünnet modeli göz önünde tutularak müminlerin de yeni yorumlar ve çözümler üretme göreviyle yükümlü olmalarıdır. Bu suretle ey inananlar Allah'a itaat edin, onun elçisine ve aranızdan çıkan emir sahiplerine itaat edin. Bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Allah'ın elçisine götürünüz. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız ayetiyle emredilen peygambere götürme işi peygamber sonrası dönemler için yerine getirilmiş olacağı gibi Kur'an'ın her şeyi açıklamak için indiği iddiası da sünnetin ve sünnet modeli baz alınarak yapılan tüm icatların kitabın açıklaması sayılmasıyla gerçekleşebilecektir. Tebliğ ve açıklama fonksiyonunun yanında Hz. Peygamber aynı zamanda devlet başkanlığı ve yargı fonksiyonlarını da üstlenmiştir. Her ne kadar bu iki fonksiyonun özellikle yargı fonksiyonunun Kur'an tarafından Hz. Peygamber'e yüklendiğine dair işaretler bulunabilir ise de biz Hz. Peygamber'in bu iki fonksiyonu üstlenmesini vaki bir durum olarak yani Hz. Peygamber'in fiilen bunları ifa ettiği noktasından hareketle ele alıyoruz. Bu duruma göre Hz. Peygamber'in bir devlet başkanı ve bir hakim olarak söz ve uygulamaları olacaktır. Hz. Peygamber'in yargı yoluyla yaptığı tasarruf mahiyet itibariyle tebliğ ve açıklamadan farklıdır. Çünkü tebliğ tamamen ittibadır. Açıklama ise tebliğin muhtevasından hareketle ve ona uygun olarak yapıldığına göre yine öz itibariyle ittibadır. Halbuki yargı yani hüküm mevcut sebepler ve hüccetlere dayanarak inşada bulunma ve ilzam etmedir. Bunun içindir ki Hz. Peygamber, siz benim huzuruma bir dava getiriyorsunuz. Olabilir ki hüccetini biriniz diğerinden daha iyi dile getirip savunabilir. Kime kardeşinin hakkından bir şey kesip verirsem sakın bunu almasın. Hakkı olmadığı halde yargı yoluyla kardeşinin hakkını alan kişi ateşten bir parça almıştır buyurmuştur. Bu hadis, yargı işinin hüccetlere ve bu hüccetleri dile getirme ve savunma gücüne tabi olduğunu göstermektedir. Gerçi Hz. Peygamber, yargı hususunda da Allah'ın hükmü sebepler ve hüccetler doğrultusunda inşa et. Emrine ittiba etmekte ise de bu ittiba hükmü Allah'tan nakletme anlamında ittiba değildir. Çünkü Allah tarafından kendine bırakılmış olan şey Allah'tan nakledilmiş olmaz. Hz. Peygamber'in şufan sebebiyle temlik, nikah ve diğer akitlerin fesi, nafaka temininde kocasının zorlanması ve ilah gibi sebepler yüzünden karı kocayı tefrik etmesi gibi yargı kararları böyledir. Hz. Peygamber bu gibi işleri yargı yoluyla takrir ettiği için ona iktidayen içinde yaşanılan zamandaki hakimin hükmü olmadıkça bunları hiç kimse kendiliğinden yapamaz. Bu işleri Hz. Peygamber hangi sıfatla yaptıysa bu kendinden sonraki ümmeti için de aynı yolla yapılır. Hazreti Peygamber'in devlet başkanlığı sıfatıyla yaptığı tasarruf ise tebliğ, açıklama ve yargı üzerine artı bir niteliktir. Çünkü devlet başkanı genel siyasetin, kamu yararının ve özel maslahatların teminat altına alınmasının, mevsedetlerin ve kötülüklerin giderilmesinin ve imar iskan gibi işlerin kendisine bırakıldığı kişidir ve devlet başkanlığı sıfatı tebliğ, açıklama ve yargı kapsamına dahil değildir. Çünkü Açıklama delillerden hareketle de Allah'ın hükmünden Allah adına haber vermekle, hüküm ise özellikle icra ve tenfiz gücü olmayan hakim açısından genel siyasetin daha altında olmak üzere anlaşmazlıkları çözümleme girişimiyle gerçekleşir. Çünkü tenfiz yani icra yetkisi bulunmayan bir hakim tenfizi hiç hatırına getirmeksizin bizatihi izzam ortaya koyar. Hatta hakim olmak bakımından hakimin görevi yalnızca inşadır. İcra ve tenfiz yetkisi ise hakim olma vasfı üzerine artı bir vasıftır. Bu sebeple hakime icra ve infaz yetkisi verilebileceği gibi verilmeyebilirdi. Devlet başkanlığı demek olan genel otorite, hüküm olmak bakımından hükümden tamamen farklıdır. Tebliğin sebebi olan elçilik yani risalet, Allah'tan doğrudan tebliğde bulunmak demek olduğuna göre devlet başkanlığının da kendisine verilmiş olmasını gerektirmez. Nice Resuller vardır ki görevleri sadece tebliğdir. Hz. Peygamber'in ganimetlerin taksimi, devlet bütçesinin maslahatlara yönelik olarak planlanması, cezaların infazı, ordu düzenlemesi, isyancılarla mücadele, iktaların ve madenlerin tevziği gibi uygulamaları böyledir. Hz. Peygamber bu uygulamaları devlet başkanlığı sıfatıyla yaptığı için bu ve benzeri işlerin zamanın devlet başkanından izinsiz olarak yapılması caiz değildir. Bütün bunlara bir de Hazreti Peygamber'in bir beşer olarak yani Mekke ve Medine Arap toplumunda yaşayan bir insan olarak söz ve davranışlarının olacağını eklemek uygun olur. Giyim, kuşam ve benzeri gibi konular bu gruba dahil edilebilir. Görüldüğü gibi Hazreti Peygamber şahsında birbirinden alan ve mahiyet itibariyle farklı birkaç nitelik toplamıştır. Bu farklı niteliklerin sonucu olan açıklama ve uygulamaların hepsinin aynı kefeye konması doğru olmayıp, her birini ayrı ayrı değerlendirmek uygun ve gerçekçi bir yaklaşım olur. Sünnet, her ne kadar belli dönemler için hazır çözümler sunmuşsa da, sünnete her zaman bu mantıkla yaklaşmak doğru olmayıp, onu model çözüm olarak değerlendirmek ve sünnetin ruhunu değişen ve gelişen şartlar müvacihesinde kavramaya çalışmak doğru olur. Thank you.